Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar, Hayatımı Satranç YouTube kanalına tekrar tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki iki videomuzda Fransız savunmasıyla alakalı çalışmalarımızdan bahsetmiştik. Birincisinde, birinci Fransız savunması videomuzda en çok tercih edilen ve ana varyantlarını çalışmıştık. İkincisinde ise taraş devam yolu ve açık ve kapalı devam yollarına bakmıştık. Şimdi üçüncü videomuzdayız. Yine Fransız savunmasının bu sefer Wimmer devam yoluyla devam edeceğiz çalışmamıza ve bugün artık Fransız savunması ile alakalı çalışmalarımızı bitireceğiz. Ama tekrar tekrar hatırlatalım, Fransız savunmasının tüm varyantları bunlarla sınırlı değil. Çok fazla varyantı var. Fakat en çok tercih edilen ve en çok Fransız savunmasının bu hani ne derler ona, mottolarını çok güzel ifade eden devam yollarına baktık. Videomuza geçmeden önce tabii ki de her zamanki hatırlatmamızı yapıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızdan haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Videomuzu beğenebilir, yorum yapabilir ve arkadaşlarınıza ve sosyal medya hesaplarınıza videolarımızı paylaşabilirsiniz ve bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Haydi bakalım Fransız savunmasının Wimmer devam yoluna başlayalım. Hamlelerimiz değişmiyor. E4, E6, D4 ve D5 hamleleri zaten artık anlatmaya gerek yok. Fransız savunmasının ana hamleleri. Burada at C3 oynayabiliyordu, E5 oynayabiliyordu, E çarpı D5 oynayabiliyordu, at D2 oynayabiliyordu. Bir önceki taraş devam yolunda anlattığımız gibi at D2 oynayabiliyordu. Peki at D2 niçin oynuyordu? İlerleyen zamanlarda beyazlar C3 sürebilmek için at D2 oynuyordu. Fakat burada at C3 devam yoluna bakacağız. Daha sonra burada fil B4 oynanıyor ve at açmaza alınıyor. Tabii ki de burada ilk akla gelen hamle nedir arkadaşlar? Fil D2 oynayayım, at açmazdan kurtarayım. Ya da A3 oynayayım, atlar bir an önce kırışılsın, ben de B ile alayım falan filan gibi düşünülebilir. Fakat burada beyazlar E5 oynuyor. Beyazların E5 oynamasına siyahlar ilerleyen zamanlarda mutlaka eğer fırsat bulursa F6 sürmesi lazım. Fransız savunmasının en belirgin hamlelerinden, ileriye dönük hamlelerinden ve saldırı ihtimali, siyahların saldırı ihtimalini hesaba katmaları, hesaba yani daha doğrusu saldırı ihtimalini gözetmesi gereken hamlelerden bir tanesi F6 hamlesiydi. E5'ten sonra F6 illaki gelecektir. Gelmiyorsa demek ki fırsat bulamıyor diyebiliriz. Bu arada E5 hamlesinin bir avantajı beyazlar için merkez hakimiyetini bir miktar ele alıyor. Aynı zamanda at F6 hamlesinin siyahlar için önüne geçiyor. Atın doğal gelişim alanını kapatıyor. O yüzden de at E7'den gelişiyor siyahlar adına. Daha sonra vezir G4. Vezir G4'ün erken bir vezir hamlesi tabii. Ne demiştik? Zaten bu genel bir kuraldır. İyi bir sebep olmadıkça veziri erkenden oyuna çıkmamalıyız diyorduk. Burada iyi bir sebep var mı tartışılır. Tamam, vezir G7'ye baskı yapıyor ama G6 gibi, kale G8 gibi, kısa rok gibi, ne bileyim at G6 gibi hamlelerle bu saldırı bir şekilde bertaraf edilebilir. Bakalım siyahlar ne tercih etmiş? Hayır demiş C5. Bakın G7'yi bırakmış. Çok enteresan değil mi? Peki acaba vezir G7'yi alırsa ne olacak? Vezir G7 alırsa kale G8 ver vezir diyecek. Vezir kaçtıktan sonra siyahlar merkezi piyon alıp açmazdan at kazanmış olacaklar. O yüzden C5 hamlesi aslında G7 piyonunu bırakmaya yönelik bir hamle değil. Tabii ki beyazlar G7 piyonunu da almayı tercih edebilir. Fakat burada ilk önce ne yapıyorlar? D çarpı C5 hamlesi ve dikkat, fil çarpı C5 yapmadı. At C6 oynadı, atını geliştirdi. Niçin? Şu anda tempolu bir şekilde bu hamle yapılıyor. Çünkü at E5'i almayı tercih ediyor. Peki burada siyahlar niçin G7'yi savunmadı? Az önce söylediğimiz gibi vezir G7 alırsa kale G8 hamlesiyle vezir H6 oynayacak ve vezir burada pasif bir konumda kalacak. Aynı zamanda kale erken bir şekilde açık hatta çekilmiş olacak. Beyazlar buna vezir çarpı G7 ile devam etmiş. Bakalım ne olacak? İyi oldu bu. Kale G8 oynadıktan sonra vezir çarpı H7 diğer piyonu da aldı. H6 oynamayı tercih etmedi. Daha sonra D4 atı açmazdan kazanmaya yönelik bir hamle. Tabi buna tek bir cevap var arkadaşlar. Çünkü at gidecek, yoksa A3 cevabı var buna. Yani diyor ki sen benim atımı alırsan ben de senin filini alırım şeklinde bir cevap var. Burada mükemmel bir hamle vezir A5 hamlesi. Vezir A5 hamlesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Vezir A5 hamlesinin zaten amacı şu: A çarpı B4 alamasın. Çünkü A çarpı B4 alırsa kale gidecek, gördüğünüz gibi piyonu açmaz aldı. Aynı zamanda C3 karesindeki ata bir baskı daha getirdik. 1, 2, 3 adet baskımız var şu anda C3 karesine. Bakalım beyazlar buna ne cevap vermiş. Kale B1 oynamış sakince. Niçin? Kale B1 hamlesiyle diyor ki beyazlar, artık benim A3 piyonum açmazda değil ve senin filini alabilirim. Buna tabii ki de siyahlar D çarpı C3'te cevap verecekler.
Peki niçin fil çarpı c3'le cevap vermedi? Çünkü fil çarpı c3 alındıktan sonra piyon alınacak. Burada vezir alıp şah çekersen fil hamlesi gelecek ve tempolu bir şekilde seni tehdit etmiş olacak. Daha sonra vezir çarpı a3 önemli. Zaten beyazlar burada iki tane piyon almışlardı şeklinde devam yolu var. Burada en çok tercih ettiler tabii ki de d çarpı c3 hamlesi. Daha sonra o piyon alınmıyor ve fil e3 oynanıyor. Fil e3'ün amaçlarından bir tanesi tabii ki c5 piyon tutmak ama zaten şu anda c5 piyonunu siyahlar alabiliyor. Siyahlar c5 piyonu alsın diyor beyazlar. Fakat filleri kırışarak alsın. Bu fil burada çok kuvvetli diyor. Peki burada şunu merak edebilirsiniz. Burada niçin acaba fil alınmadı? Burada filin alınmamasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Eğer fil alınırsa at da alınacak ya da vezirle de alınabilir, bir problem yok. Vezirle alındıktan sonra açarak şah fil gibisinden bir hamle olacak ve beyazlar bu hamleye karşı savunma yapamayacaklarını ya da daha kötü kalacaklarını düşündüğü için burada gerçekten de en doğru hamle fil E3 hamlesi olarak gösteriliyor. Daha sonra fil D7 oynanıyor. Dikkat edin, fil hala alınmadı. Yani fil alınmadı. Çünkü niye alınmadı? Alırım bir ara. Çok da büyük problem değil. Bu arada fil çarpı C5 hamlesine B4 hamlesi de var. Ver fili, ver veziri şeklinde çatal hamlesi de var. Bu arada onu kaçırmayalım. O yüzden diyor ki eğer fil piyon alırsa çatal yaparım. Eğer fil bir yere kaçmazsa zaten alırım diye düşünüyor. O yüzden gelişim hamlesine önem veriyor beyazlar. Aynı şekilde siyahlarda filim zaten gitti. Ben zaten at aldım diyor. Devam ediyor hamlelerine. Daha sonra at çıkıyor. İnatla hala alınmıyor fil. Daha sonra uzun rok atılıyor ki zaten Wimmer devam yolu Fransız savunmasına uzun rok atılan tek devam yolu. Çünkü G7 ve H7 piyonları bırakıldığı için zaten kısa rok imkansızdır. Zaten kalede oynandığı için kısa rok zaten imkansızdır. Fransız savunmasının uzun roklu varyasyonlarından bir tanesi. Daha sonra fil D3 çıkıyor ki zaten ne demiştik? Fransız savunmasında beyazlar fillerini D3 ve E3'ten geliştirirlerse daha iyi olur demiştik. Şimdi fil çarpı C5 alınıyor. B4 sürülüyor söylediğimiz gibi. Daha sonra fil çarpı B4 tabii ki. Piyon çarpı B4. At çarpı B4. Fil istek altında şu anda bakalım ne yapılacak? Tabii ki de fil E4. Çift fil şah kadına müthiş bir şekilde bakıyor. Fakat dikkat edin. Vezir G4'ten sonra vezir G7 alınmış ve H7 alınmıştı. Hatırladınız değil mi? Ve bu vezire bir bakın bakalım ne işe yarıyor burada. Hiçbir işe yaramıyor. Ve aynı zamanda beyazların kısa rok imkanı da çok sıkıntılı. Eğer kısa rok yaparsa beyazlar bakın şah kanadı inanılmaz derece açık. Önce kale H8 ver vezire. Vezir kaçtıktan sonra kale G8 iki kale birden rakibin şah kanadına müthiş derecede bakacak. İlerleyen zamanlarda fil oynanacak, kale açılacak. Vezir bir şekilde şah kanadına getirecek. Burada bir tane piyon var. Eğer bu C piyonu bırakılırsa müthiş derecede sıkıntı oluşturacak. Ondan dolayı şu anda bana kalırsa siyahların durumu bir miktar daha iyi. Vezir B5 oynamış. Vezir B5'in de bir amacı var. Atla biliyorsunuz açarak şah kale gibisinden bir hamleler yapabilmek. Buna önlem olarak at G5 oynandı. Şimdi bu at G5 bir önlem hamlesi midir? Değildir. Fakat beyazlar şuna güveniyor. Eğer diyor sen diyor at D3 oynayıp da şah çekersen diyor ben diyor şahımı E2'ye kaçacağım diyor. Kaleler birbirini koruyacak bir problem yok diyor. Fakat buna da çözüm var. At D3 şah, şah E2'ye kaçarsa at C1 şah. Eğer kaleyle alamıyor çünkü çifte şah hamlesi şahını kaçmak zorunda. Şah F3'e kaçtığında ise artık at burada olduğu için kale rahatlıkla alınabiliyor. Fakat siyahlar bu atın kaleden çok daha değerli olduğunu düşündüğü için böyle bir hamleye girmiyor. Ve at F5 oynanıyor fil istek altında. Çünkü bu çift fil gerçekten ilerleyen zamanlarda şah kanadında çok ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Fil çarpı F5, piyon çarpı F5 hamlesinden sonra oyun bu şekilde kalmış. Ne diyorduk? Oyunun bu şekilde kalmasının sebeplerinden bir tanesi de çok fazla varyant olması. Tabii ki de burada siyahlar ilerleyen zamanlarda kırışmalı varyantlarda at D3'ü mutlaka tercih edeceklerdir. Veyahut direkt at, gerçi atı alamıyor C3'teki çünkü vezir gidiyor. Veziri bir şekilde kenara çekip şu piyona baskı yapmaya çalışabilir. Çünkü artık beyazlarda fil yok. Daha doğrusu beyaz karede beyazın fili yok. Fakat beyaz karede siyahın fili var. Ondan dolayı bu şekilde baskı yapabilir. Tabii ki de beyazların saldırı opsiyonları var. Nedir? At çarpı F7 ver kaleyi şeklinde. Daha sonra da buradan ver şahı ver veziri şeklinde opsiyonları var. Yani burada artık iki tarafın da saldırı fikrinin daha yoğun olduğu, savunma fikirlerini ise ciddi manada düşünmeye sevk edecek iki tarafı da çok güzel ve Fransız savunmasının belki de en fazla opsiyonlu varyantlarından bir tanesi Wimmer varyantı diyebiliriz. Tabii Wimmer varyantı tek varyant olarak düşünülemez.
Burada 5 tane örnek oyunda değişik değişik varyantlardan bahsediyoruz. İkinci varyantına hız kesmeden devam edelim. E4, E6, D4, D5 hamleleri zaten tanıdık. At C3'te tanıdık. Fil B4 tanıdık. E5 de tanıdık. Zaten söylemiştik bunu. At E7 bu da tanıdık. Hiçbir sıkıntı yok. Bir önceki hamlelerle aynıydı. Fakat burada beyazlar vezir G4 yerine fil D2 oynuyor bu sefer. Normal bir hamle olarak görülüyor bu. Fil çarpı C3'ten sonra fil çarpı C3 oynandı ve B6. B6'nın amacı tabii ki de bilindiği gibi fil B7 oynamak ve aynı zamanda ilerleyen zamanda da C5 sürüşüne imkan verebilmek. Fakat burada beyazların hamlesi at F3 oluyor. Hiç istifini bozmuyor. A5 geliyor ve vezir karadından siyahların bir ufak saldırısını görüyoruz. Birazdan fil B7'de oynanabilir. Fil B5 şahdan sonra basitçe C6 sürülüyor. Peki niye acaba fil D7 oynanmadı? Arkadaşlar fil D7 oynanmamasının sebebi şu olabilir. Tabii ki de C6 sürüşüyle hem merkeze piyon taşımak, merkezi daha kuvvetlendirmek, hem de fil D7 oynanırsa kırışılacak, atlanılacak falan filan basit olacak biraz daha. Bundan dolayı hem merkeze hakimiyet hem de ilerleyen zamanlarda burada da fil olduğunu düşünürsek piyonlarla filleri rahatsız etmek ve filleri pasifize edebilmek. C6 sürüşten sonra fil D3'e kaçtı ki çok tanıdık zaten fil D3 hamlesi. Fil A6 gayet güzel bir hamle, değişeceksek böyle değişelim, ben atlanırım diyor. Kısa rok geliyor tabii ki de ve H6 hamlesi. H6 hamlesi bir bekleme hamlesi olarak yorumlanabilir veya atı G5'e gelmesin şeklinde de yorumlanabilir. B4 geliyor. B4 tabii ki de vezir kanadında siyahların saldırılarını ve piyonlarını parçalamak bir şekilde. A çarpı B4 hamlesinden sonra fil çarpı B4 ata bakıyor fil ve biraz C5 sürüşünde biraz bir miktar engellemiş oldu bu hamle. Fil çarpı D3'ten sonra piyon çarpı D3 ve direkt C5. Şimdi C5 sanki kaybettiriyor gibi değil mi? Ben alacağım. O alacak. Ben de fil de alacağım. Bakalım neler olmuş? Alınmış. Alınmamış ve at A6 oynanmış. İşte bu hamle arkadaşlar çok özel bir hamle. Bunu mutlaka göstermemiz lazım. C5'te şöyle yorumlanır. Aa ben alacağım. O alacak. Ben alacağım. Oo bir piyona ne geçtim? Yuppi. Ama tabii ki de durum öyle olmuyor. Alındıktan sonra eğer B çarpı C5 yapsaydı fil çarpı C5 vardı. Fakat at A6'dan sonra at bir nevi çatal yapıyor. Ver fili, aynı zamanda ver piyonu şeklinde bir çatal yapıyor. Fil D2 kaçtıktan sonra artık o piyon alınabilir ve piyon alıyor. Merkezde siyahların çok bariz bir üstünlüğü görülüyor. Sadece A6'daki at birazcık can sıkıcı. Onun haricinde siyahların bir alan hakimiyeti olduğu kesinlikle tartışılmaz zaten. Daha sonra vezir A4'ten bir şah denemesi. Vezir kapatıyor. Burada vezirlerin kırışılmaması lazım. Vezir G4 oynanıyor. Her zaman gibi beyazların gerçekten eğer siyahlar rok atmamışsa G7 piyonuna baskısı birçok varyantta görülüyor zaten. At F5 piyon korunmuştur. Daha sonra at H4 alıp bir şekilde G7'ye tekrar baskı kurmak istiyor. Kısa rok yapıldı, artık G7 alınamaz. At alınıyor, piyon alınıyor, ver vezir deniliyor. Vezir kaçtıktan sonra şu anda tehdit arkadaşlar fil çarpı H6, fakat vezir E6'ya oturduktan sonra fil çarpı H6 da mümkün gözükmüyor ve bu şekilde yine görece bir miktar daha açık bir oyun oluşmuş. Hemen yorumlayalım. Beyazlar rokunu yapmış, siyahlar roku yapmış. Hiçbir sıkıntı yok. Beyazların merkezdeki hakimiyeti çok belirgin. Bir duble piyonu var ama rakibin şah karadından olduğu için bu duble piyon pek de önemli değil. Alttaki at birazcık can sıkıcı gibi duruyor. Kale tabii ki de B hattını değerlendirecek. Beyazlar da kale için B hattını değerlendirecek. Özellikle şunu belirtmem lazım. Beyazların A2 piyonunun geçer piyon olduğunu unutmayalım. Fakat aynı zamanda hem bir köşe piyonu hem de izole bir piyon olduğunu unutmayalım. Yani beyazlar bu piyonun savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Fakat eğer savunursa, kırışmalı varyantlara girip iyi bir hesaplama yapılırsa A piyonu siyahlar için ciddi sıkıntı oluşturabilir. Yani beyazların genel olarak fikri A2 piyonunu tutmak olabilir. Siyahların da genel olarak fikri şah kanadından ya da merkezden hücum olabilir. Atını bir an önce aktifleştirmek olabilir. Merkezden aktifleştirecek tabii ki. Ve aynı zamanda da bu A2 piyonla bir çözüm bulmak olabilir. Hız kesmeden 3. varyanta geçiş yapıyoruz. Biraz daha kısa bir varyant. E4, E6, D4, D5 hamlelerinden sonra at C3, fil B4 hamlesinden sonra E5 sürüşünü zaten biliyoruz. Burada at E7 oynamadan siyahlar C5 sürüşünü yapıyorlar. Buna da A3 şeklinde cevap veriyor beyazlar. Burada direkt fil alınabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Fil alındıktan sonra piyonla alındı. Burada dikkat edin. C çarpı D4'te C piyonu direkt D piyonu yerine geçecek. Ve genişletilmiş merkezde bir tane piyonu kalacak. Fakat siyahların C piyonu gitmiş olacak. Beyazlar da bunu planlamış. At E7 almamış siyahlar. Daha sonra at F3 hamlesinden sonra at B'den C6 oynanmış. Bir şekilde D4
karesine bir baskı söz konusu. A4 oynanıyor. Tabii ki de A4'ün amacı arkadaşlar fil A3'ü hazırlamak. Bu zaten çok fazla oynanır. Fil A3 oynayacaklar için önce A piyonu uzaklaştırılır ki A'daki kale bir şekilde A3'teki fili tutsun diye. Vezir A5 oynanmış, piyona ciddi bir baskı var fakat fille biz onu çok rahat engelleyebiliriz. Fil D2'den sonra tekrar fil D7 oynanmış. Fil D3 hamlesinden sonra ise C4 sürüşüyle. Burada dikkat arkadaşlar, C4 sürüşü çoğu satrançı tarafından pek tavsiye edilmez. Çünkü oyunu iyice pasifleştireceği düşünülür. Özellikle atların olduğu oyunda C4 sürüşü siyahlara bir sıkıntı vermeyebilir. Aynı şekilde beyazlara da bir sıkıntı vermeyebilir kısa vadede. Fakat uzun vadede benim okuduğum kitaplardan, izlediğim videolardan, önceki hocalarımdan duyduklarım, bildiklerim kadarıyla eğer C piyonunu kırışmayacaksanız orada dursun o kırışsın. Ama C4 iyi bir sebep olmadıkça sürmeyin şeklindeydi. Fakat siyahlar tabii ki beyazların da kışkırtmasıyla fil D3 oynuyor, kışkırtıyor. C4 sürüşünü yapmış, fil E2'ye kaçmış. Kısa rok yapıldıktan sonra kısa rok ve kale A'dan B8 oynanıyor. Kale A'dan B8 tabii ki de neyi hazırlıyor? Piyon sürüşünü hazırlıyor, B5 sürüşünü hazırlıyor ve bir şekilde B hattına hakimiyet kurmak için bu hamle yapılıyor diyebiliriz. İki tarafında inisiyatif var fakat bir miktar daha kapalı bir oyun. Beyazların piyon zincirini gördük, siyahların piyon zincirini gördük. Tabii ki de hiç piyon alınmadığı için atlar çok kıymetli. Beyazların bir atı var, siyahların iki atı olduğu için siyahların bir miktar avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok piyonlu oyun sonlarında ve oyun ortalarında atlar bir miktar daha değerlidir. Çünkü filler pasif kalır. Bakın şimdi E2 filine ne kadar pasif olduğunu göreceksiniz. Hiçbir yere kımıldayamıyor. Peki D2 filine bakalım. Bir yerlere kımıldayabiliyor. Fakat bunlar çok da önemli kımıldamalar değil. Aynı şekilde D7'deki siyah fil de aynı şekilde. Ama at manevra kabiliyeti olduğu için çok rahatlıkla istediği yere zıplayabilecektir. Vezirin durumu siyahlar için hiç oynanmamış. Beyazlar için siyah vezir de oynanmış ama mesela D2 piyonunu, D2 filini bir yere hareket ettirmiyor. Çünkü hareket ettirirse piyon gidecek gibi siyahların bir miktar daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Haydi Wimber varyantının 4. bölümüne geçelim. Yine hamlelerimiz değişmiyor. E4, E6, D4, D5 hamlesinden sonra at C3. Burada fil B4 hamlesine karşı E5 sürüşü geliyor. Fil D2 oynandığına bakmıştık. Şimdi direkt E5 sürmüş. Yine C5 sürülüyor. C5'ten sonra vezir G4. Bakın dikkat edin, bir önceki varyantlarda nasıl oynanmıştı? E5 sürüşünden sonra at E7 gelmişti. Vezir G4 gelmişti. Ya da fil D2 gelmişti. Burada önce C5 sürüşü, ondan sonra vezir G4 sürüşü. Vezir G4 sürüşünün amacı hem G7'yi almak ve kaleyi düşürmek hem de D4 piyonunu tutmak. Burada at oynandıktan sonra ilk önce D çarpı C5, fil aldıktan attı, sonra piyonunu aldı ve şimdi at G6 ile rahatlıkla G7 tutulmuş oldu. İlerleyen zamanlarda çok rahatlıkla bu C5 piyonu düşürülecek ve eşitlik sağlanacak. Bu biraz daha siyahların sağlamcı oynadığı bir devam yolu arkadaşlar. Tabii ki de bu piyon tehdit altında, atla koruyacak o piyonu. At F3 hamlesinden sonra vezir C7. Vezir C7 iki piyona birden bakıyor ve tehdit ediyor. Gayet güzel bir hamle. Fil D3 hamlesiyle ata bir baskı söz konusu. Fakat alınacak mı? Bence alınmamalı. At D7 oynandıktan sonra bildiğiniz E5 ve C5 iyice baskı altına sokuluyor. Rok hamlesinden sonra at çarpı C5 ver fili deniliyor. Bu fil beyazlar için çok önemli çünkü direkt şah karına bakan bir fil. Ondan dolayı kale B1 oynanmış, açık at alınmaya çalışılmış ve B6 sürüşüyle fil B7'den geliştirilmek üzere oynanıyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda D4 sürüşüyle fil şah karına bakabilecek durumda. Fil A3 oynanmış, at istek altında, fil D7 oynanmış. B7'den geliştirme de enteresan bir şekilde olabilir. Fil çarpı C5, piyon çarpı C5 hamlesinden sonra B hattı tamamıyla açıldı. C4 sürüşüyle gel hadi merkezdeki piyonla C piyonum kırışılsın. Hem de duble piyonum benim noktalansın diyor. Burada tabii ki de D4 sürüşü de tercih edilebilir. Fakat D4 sürüşü piyonlar arasındaki irtibatı koparacağı için tercih edilmemiş siyahlar tarafından. Kısa rok atıldıktan sonra kale F'den E1 oynanmış ve kale A'dan B8. İki taraf için de eşit bir oyun sonu diyebiliriz. Fakat siyahların tabii ki de iki tarafında, beyazların da siyahların da A piyonları çok sağlıklı değiller. Filler siyahın fili pek aktif değil ama beyazın fili aktif olduğunu söyleyebiliriz. At F3'te doğal yerinde, at G6'da çok da iç açıcı bir yerde değil çünkü bir yerleri zıplayamıyor. Eğer ki
E7 karesine gelirse bu sefer saldırı yeme ihtimali var. Siyahların aletler konusunda pek durumu iç açıcı değil. Fakat piyonlar konusunda görüyorsunuz C piyonu hem izole piyon hem de duble piyon olma özelliğine sahip. O yüzden zayıflık olarak beyazların C piyonları, duble piyonlarını söyleyebiliriz. Haydi 5. ve son varyant Fransız savunmasının artık finalini yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de bu finale yakışır bir şekilde eğer abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olun ve videomuzu paylaşın. Beğenin, yorum yapın, bizlere destek olun arkadaşlar. Bir sonraki video bu arada şah gambit olacak. Şah gambitini anlatacağız. Ben gambit açılışları anlatmayı çok seviyorum. Çünkü vezir gambiti haricinde, vezir gambitinin bazı varyantları haricinde genellikle açık oyunlar oynanıyor. Ve ustaların da vezir şah gambitiyle alakalı oynadıkları çok güzel oyunlar var. Haydi son varyanta bakalım. E4, E6, D4, D5 hamlelerinden sonra tekrar C3 oynandı. Fil B4 oynandıktan sonra E5 sürüşüne yine C5 karşılık verdi. Burada vezir G4 yapılmıştı. Tekrar vezir G4'e bakıyoruz. Fakat burada at E7 yerine siyahlar basitçe G6 oynuyor. G6'nın tabii ki de dezavantajı hepinizin göreceği gibi siyah kareleri zayıflatıyor. Fakat tabii ki de siyahlar için de avantajı yok değil. At F3 hamlesinden sonra C çarpı D4, vezir çarpı D4 fili istiyor. At fili koruyor hem de veziri tehdit ediyor. Daha sonra fil B5'te veziri kaçmak yerine atı açmaza alıyorlar. Daha sonra vezir geliyor A5'e oynuyor. Güzel bir hamle. Ne isteniyor? Tabii ki de C3 isteniyor. Aynı zamanda da fil isteniyor. Nasıl? Fil atı alacak. Vezir alırsa da fil gümleyecek. Bu şekilde düşünülüyor. Fakat bunu gören beyaz da rok yapıyor. Şimdi artık eğer alınırsa fil de atı alacak. Az önce alamıyordu. Geri gelelim. Çünkü fil atı alınca şah diyordu. O yüzden sen bu fili almak zorundasın piyonla ya da vezirle ve senin filin düşüyordu. Fakat rok hamlesinden sonra fil artık C3 alırsa şah çekmediği için biz de C6 filini alabiliriz ki zaten öyle olacak. Fil çarpı C3, fil çarpı C6 şah. B çarpı C6 hamlesinden sonra vezir alınmış. Gel kırışalım önce diyor. Kırıştı yine C'de bir duble ve izole var. Beyazlar için bir zayıflık mıdır? Kesinlikle zayıflıktır. Fil A6 ile kaleyi tehdit ediyor. Kaleye bir oynadıktan sonra at E7 son kalanlıkta geliştirdik. Çünkü E7'den başka geliştirme alanımız yok. Ne H6'ya ne de F6'ya atımızı oynayamıyorduk. Zaten at E7 zorunlu bir hamle eğer atımızı geliştirmek istiyorsak. Kale B1 oynanmış, merkez alınmış gayet güzel bir hamle. Şimdi bir H6, tabii ki de atın G5'e gelmesi engelleniyor bu şekilde. Çünkü atın manevra yaparak F6 karesinin oturmasını hiç istemiyor siyahlar. A4 oynanmış, A4'ün amacı ne olabilir? Tabii ki de fil A3 olabilir. Fil A3'ü hazırlamak olabilir. Şimdi şah oynanmış. Roka lüzum yok diyor. Ben şahımı oynayayım. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağlayayım diyor. At D4 oynanmış. Geride kalmış bir C piyonu var. Ona bir baskı kurulmak isteniyor. Kale A'dan B8 hamlesinden sonra fil A6. Hem kaleler arasında irtibat sağlanmış oldu. Hem de E7 karesindeki at tehdit edilmiş oldu. Fikir ne? Fil çarpı E7 alayım. Şah alırsa da atla şu C piyonu alıp ver şahı ver kaleyi diyeyim şeklinde basit bir düşünce var. Fakat bunu gören siyahlar at F5 oynuyor ve merkezdeki atı rahatsız etmek istiyor. Fil C5 hamlesiyle tabii ki de A7'ye bir baskı kuruluyor. Bu kale basitçe A8'e kaçarak bu baskıyı kırıyor. Daha doğrusu A7 piyonunu koruyor. F3 hamlesi bana kalırsa yani G4'ü hazırlamak olabilir ilerleyen zamanlarda ya da bekleme hamlesi de olarak yorumlanabilir. Yani çünkü başka bir amacı ben göremedim. H5 hamlesi hem G4'ü engelliyor hem de bir bekleme hamlesi olarak yorumlanabilir. Kale B4 oynanıyor. Kaleyi E'den B1'e getirerek dubleleme fikri olabilir. G5 sürüşü ve at B3'te bir manevra yapılıyor. At D2'ye gelecek. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bir yerlere oturmak için kendisi şans bulacak. Özellikle at D2, at F1 ve at G3 varyantlarına bakılabilir, incelenebilir. Çünkü artık siyahlar niyeti bozdu. Şahı ortada. Diğer kaleye getirip piyonlarla saldırı yapma ihtimali var. Ki zaten son varyantta siyahların en büyük tehlikesi bu. Filin A6'da olduğunu hiç unutmamak lazım. Burada siyah beyazların da merkezde kalmış şaha bir hücumu düşünülebilir. Özellikle bu at eğer D6'lara falan gidebilirse, D6'ları tutabilirse ciddi manada sıkıntı verebilir siyahlara. Fakat ben kimin yerinde olmak isterim? Tabii ki de şahların da saldırıyı çok sevdiğim için şurada siyahların yerinde olmayı daha çok isterim. Çünkü siyahların aletleri bir miktar daha aktif diyebiliriz. Özellikle A6'daki fil bile çok aktif. Burada bayağı bir yeri kontrol ediyor. Fakat fil çok da fazla bir yeri değil. Sadece D6 karesinin zayıflığı çok önemli bu noktada. Fakat F5'teki at bu zayıflığı engelliyor ki zaten o yüzden G4 sürmek istedi beyazlar. Atı kışkışlayın ki D6 karesi iyice zayıflasın dedi.
arkadaşlar Fransız savunmasının varyantları bitti. Şu hatırlatmayı lütfen yapayım. Şimdi Fransız savunması ya da işte gambitler, mambitler, açılışlar falanlar filanlar. Ezberle olacak işte. Şimdi fikirler belli. Mesela beyaz oynayacağım Fransa. Fillerim D3'ten E3'ten gelecek. Fillerimi hallettim. At, G'deki at genellikle F3'ten gelişiyor. Onu da hallettim. B'deki at ise duruma göre C3 ya da D2'ye gelecek. Bunu da hallettim. Bir problem yok. C piyonunu kullanabiliyorum ya da B piyonunu C'ye aktarabiliyorum. Kalelerim genellikle B'den ve E'den gelişiyor. Bunda da problem yok. Vezirimi ise oyuna göre G4'e getirebiliyorum. C2'ye getirebiliyorum. D2'ye getirebiliyorum. Siyahın hamlesine göre değişiyor. Yani aslında her taşın bir şekilde finalde duracağı yerler belli. Beyazlar için. Siyahlara dönelim. Siyahlar genellikle kısa rok atıyor. Bunu kafaya koydum. Beyaz fili çok geç gelişiyor. Ya D7'den gelişiyor ya B7'den gelişiyor. Ya da bazı varyantlarda gördüğümüz gibi A6'dan gelişiyor. B hattının açılması durumunda kale B8'e geliyor. Özellikle A'daki kale B8'e geliyor. Atlar da genellikle E7, D7 ya da C6'dan gelişiyor. Peki niye F6'dan pek gelişmiyor? Bakın E5 sürüşünden dolayı genel F6'dan gelişmiyor. Eğer fırsat bulabilirsek siyahlar için F6 hamlesi hayati öneme sahip. Fakat roktan sonra F6 hamlesi hayati öneme sahip diyebiliriz. Yani siyahlar için de beyazlar için de taşların konumları az buçuk aklınızda, sadece o anda maç esnasında düşünüp hangi hamleyi nereye koyacağımızı bulacağız ve işi bitireceğiz. Ezber yapmamıza gerek yok. Genellikle böyle bir fotoğrafını çeksek hafızamızda bir sıkıntı yok. Bu şekilde arkadaşlar Lichess maçları yaparak Fransız savunmasını biraz daha ilerletebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, bu dersler tamamen ücretsiz ve aslında benim verdiğim bir ders değil. Ben öğreniyorum ya da yani bilmediğim varyantları öğreniyorum. Bildiğim varyantları da hatırlıyorum. Bu şekilde size de hatırlatıyorum diye yorumlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda şah gambitiyle alakalı çalışmalar yapacağız. Ki ben şah gambitini yaklaşık 12 yıldır, 13 yıldır falan hiç incelemiyorum. Öğrencilerime de tavsiye etmiyorum. Bana da çok fazla oynanan bir açılış olmadığı için çok fazla inceleme gereği de duymadım açıkçası. Ben de o yüzden çok heyecanlıyım. Ben de ilk defa inceleyeceğim. Hatta bu videoyu çektikten sonra direkt inceleme başlayacağım. Müthiş şevklendim çünkü. Arkadaşlar genel hatırlatmamızı yapalım. Lütfen ama lütfen satrancın 3 saç ayağı olduğunu unutmayın. 1- Teori çalışma, oyun sonu, açılış vesaire vesaire. 2- Tabii ki de kombinezon soru çözümü. 3 hamlede, 4 hamlede, 5 hamlede seviyenize göre. Ve 3. son olarak da bol bol maç yapmak. Fakat burada şu hataya düşmeyin. Hızlı oyunlar, Lichess maçları ya da Chess.com maçları hızlı oyunlar olduğu için turnuva performansıyla alakalı size çok fazla fikir vermez. İşte ben Lichess'te puanım 1800-1900, gerçekte de reytingim 1800-1900 olur mu? Bence olmaz. Ola da bilir. Ama bir gösterge değildir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu zaten bilindik bir şeydir. Bu arada son hatırlatmamızda, tabii ki de kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıda tuşa basıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Açılışlar serisi oynatma listemiz var. Bunu izleyebilirsiniz. Diğer tüm videolardan haberdar olmak için de zile basabilirsiniz ve gönderi bildirimleri açabilirsiniz. Videomuzu beğenebilir, yorum yapabilir. Özellikle derslerle alakalı veya kanalımızın genel içerikle alakalı görüşlerinizi bize paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu görüşlerinizi paylaştığınız için şu anda bizim kanalımız İyiden iyiye gelişmiş durumda. Çünkü ben sizin her yorumunuzu mutlaka ve mutlaka okuyorum ve değerlendiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hayatımız satranç diyenlerden olun. Ve satrançta kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.